Kanal İda Haber'den Ensar Durmuş ve kameraman Mustafa Kemaloğlu İdlib'e girdi. Bölgedeki haberciler bir de tehlike atlattı. İşte Kanal 7 Haber ekibinin İdlib izlenimleri. Havada uçak sesleri var. Muhalifler bizi uyarıyorlar, bakın. Bombardımanlar da devam ediyor bölgede. Bombardıman. Bombardımanlar devam ediyor. Rejim güçleri tarafından vuruldu. Sevkiyat. Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı. Göç. Türkiye, Suriye kardeştir. Biz asker değiliz ki, sivilleriz. Esed bizi neden vuruyor? Burası Esed rejiminin kuşatma altına aldığı ve günlerdir bombaladığı İdlib. Kanal 7 Haber dünyanın yakından izlediği İdlib'e ateş hattına girdi. Rejim güçleriyle muhalifler arasında şiddetli çatışma sesleri geliyor. Bakın arkamda bir yerleşim yeri var. Orası da harabeye dönmüş bir kasabayı andırıyor. An itibariyle vurulmamış hiçbir nokta yok. Muhalifler Esed rejimine ait iki helikopteri düşürmüştü. Düşürülen helikopterlerden birinin enkazı böyle görüntülendi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sabır, sabır! Rejim helikopterinin enkazı. Şimdi biz de o noktaya doğru ilerliyoruz. Bunlar işte o helikopter. Tam bu noktaya düştü, helikopterin enkazını görüyorsunuz. Şu anda içindeki pilot da hayatını kaybetti. Burası Batı Halep kırsalındaki bir kasaba. Ancak Esed rejiminin bombardımanı sonrası kasaba hayalet şehre dönmüş. Arkamda görmüş olduğunuz kasabada da yaşayan hiç kimse yok. Çünkü rejim uçakları tarafından bu bölge bombardıman altına alınmış durumda. Helikopter enkazı görüntülenirken muhaliflerden gelen bir uyarı paniğe neden oldu. Haberciler ağaçların altına gizlendi. Muhalifler bizi uyarıyorlar, bakın. Bombardımanlar da devam ediyor. Şu anda gerçekten üzerimizde rejim güçlerine ait uçakların seslerini duyuyoruz ve ara ara bombardımanlar da gerçekleşiyor. O nedenle toplu şekilde basın mensupları durmamaya çalışıyor bir noktada. Biz de kameraman arkadaşımla birlikte ağaçların ardına saklanarak çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Ekipler bölgeden ayrıldıktan dakikalar sonra Esed rejimi orayı da bombaladı. Evet, şu anda az önce çekim yaptığımız nokta rejim güçleri tarafından vuruldu ve bölgeden yoğun duman yükseliyor. Bakın. İdlib'de her gün üzerlerine bomba yağan siviller yanlarına eşyalarını da alarak Türkiye sınırına doğru yola çıktı. Burası İdlib'e bağlı bir kasaba ve bölgede büyük bir göç var. Çünkü Esad rejimine bağlı uçaklar bölgedeki sivilleri hedef aldıkça o siviller de bakın evlerinde eşyalarını toplayarak yola düşüyorlar. En temel eşyalarını alan sivil halk ölümden böyle kaçtı. Binlerce kişi evlerinden göç etmek zorunda kaldı. Kuşlarını alarak Esad zulmünden kaçmaya çalışan bir çocuk da babasıyla birlikte Türkiye sınırına doğru hareket ediyor. Savaş uçakları bizi her gün vuruyor. Tayyip Erdoğan bize yardım etsin. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e askeri sevkiyatını sürdürdü. İki askeri hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Zırhlı araçlar Cilvegözü sınır kapısından geçerek İdlib'deki gözlem noktalarına ulaşıyor. Allah Türk ordusunu ve Tayyip Erdoğan'ı korusun.